Efendim AK Parti hükümeti Suriye ile normalleşme konusunda anayasa ve seçim ısrarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, normalleşme konusunda anayasayı kabul et, serbest seçimleri yap, kim iktidara gelirse onunla çalışmaya hazırız ifadelerini kullandı. Katıldığı canlı yayında Suriye ile normalleşmeye değinen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, anayasa ve seçim dayatmasını tekrar dile getirdi. Suriye yönetiminin huzur ve barış dönemi istemiyor gibi davrandığını savunan Güler, anayasayı kabul et, serbest seçimleri yap, kim iktidara gelirse onunla çalışmaya hazırız ifadelerini kullandı. Şartlarımız var. Yani şimdi Suriye rejimi, efendim çekilme tarihinizi bize bildirirseniz görüşürüz. Böyle bir şey, ben huzura, barışa dönmek istemiyorum demek diye algılıyoruz. Kapsayıcı bir anayasayı kabul et. Oyla serbest seçimlerini yap. Kim iktidar olursa biz onunla çalışmaya hazır diyoruz. Strateji uzmanlarına göre Türkiye-Suriye normalleşmesinin hız kazandığı ve Erdoğan-Esad görüşmesinin hazırlıklarının yapıldığı bir dönemde Bakan Güler'in bu açıklamaları dikkat çekti. Siyaset bilimci doçent doktor Ali Fuat Gökçe, anayasa ve seçim dayatmasının Ankara-Şam ilişkilerini çözümsüzlüğe sürüklediğini belirtti. Bu taleplerin aynı zamanda ABD ve Batı'nın dayatmaları olduğuna vurgu yaptı. Öncelikle anayasa yapılmasını ve seçim şartını ileri sürerseniz, Suriye hükümeti de size bölgede çıkmanızı ileri sürer. Böyle bir kısır döngü içerisinde toplantılar, bu görüşmeler yapılmaz. Bu şekilde şartlar ileri sürmek demek, işi çözümsüzlüğe götürmek anlamına gelir. Bu da Batı'nın, Amerika'nın istediği bir durum. Çünkü onlar bölgedeki çözümsüzlükte istikrarsızlıktan beslenmektedir. Şu andaki durum onlar için oldukça iyi bir durumdur ve bunun da devam etmesini istemektedir. Ankara-Şam ilişkilerindeki kopukluk ve çözümsüzlük hali, Suriye'nin kuzeyini PKK ile birlikte işgal altında tutan ABD'nin planlarına hizmet ediyor. Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe, ABD-PKK terör ittifakının bölgeden çıkarılması için iki ülkenin de karşılıklı dayatmalardan vazgeçerek terörle mücadele noktasında uzlaşılması gerektiğine dikkat çekiyor. Eğer bizim istediğimiz konu şuysa, Esad'la muhalifler arasındaki bir işbirliğini sağlayacak bir mekanizma istiyorsak, bunun içeriği ya da kapsamı bir anayasa çalışması ya da seçim değildir. Tarafların birbirine olan güvensizliğini aşacak durumun sağlanmasıdır, mekanizmanın kurulmasıdır. Taraflar masaya çağrılmalıdır. Dolayısıyla sadece anayasa üzerine hareket etmek, sahadaki gerçekleri görmezden gelmek bir çözümsüzlük örneğidir diyebilirim.